Evet, Dupnisa mağarasına doğru ilerliyoruz. Burada harika bir doğa var. Binal abi, beğendin mi burayı? Süper. Çok iyi değil mi? Doğa harika. Evet. Evet, çok güzel bir akarsunun kenarından Dupnisa mağarasına doğru ilerliyoruz. Evet, yürümemize devam ediyoruz. Bu merdivenlerle mağaraya çıkacağız. Sonra mağaranın içine gireceğiz. Evet, mağaraya giriyoruz şu anda. Dupnisa mağarasına. Bayağı bir soğuk bu arada burası. Evet, burada mağaraya girdiğinizde üstünüze her ne kadar yaz ayında bile olsanız bir şeyler alabilirsiniz. Çünkü burası hem nemli, nemden dolayı da biraz soğuk var. Mağaranın kendi ısısı gayet düşük. Evet, biraz tabii bazı yerler alçak da inanılmaz güzel bir enerjisi var buranın gerçekten. Işıklandırmalar falan çok güzel yapılmış. Burası yeni keşfedilen ve yeni diyebileceğimiz bir zamandır keşfedilen bir mağara. Evet, şu anda Dupnisa mağarasının ilk katındayız. İlk katında bir akarsu var. Bu akarsu mağaranın içine kadar devam ediyor. Birazdan ikinci ve üçüncü katına da çıkacağız. Toplamda 3 katlı bir mağara burası ve 2750 metre derinliğe sahip. Burada yürüyüş için alanlar yapılmış. Turizme kazandırıldıktan sonra bu alanlardan yürüyebiliyorsunuz. Işıklandırmaları özellikle harika yapılmış, çok güzel. Evet, şimdi mağaranın ikinci ve üçüncü katına doğru çıkıyoruz. Burada merdivenler var. Merdivenlerden üst kısma çıkabiliyoruz. Gerçekten çok etkileyici, çok güzel bir mağara. Çok büyük. Benim hayatımda girdiğim şu anda en büyük mağara burası. Gerçekten. Bu tabii şöyle. Gezilebilecek alanı çok sınırlı. Normalde çok çok daha büyük bir mağara ama şu anda turizme açılan kısmı mağaranın kendisine göre çok ufak bir kısmı. Evet, görüyorsunuz. Evet, görüyorsunuz aşağıyı. Biz şu an yukarı çıktık merdivenlerden. Mağaranın ikinci ve üçüncü kısmına, katına çıkıyoruz. Işıklandırma yapmışlar. Evet, bazı dar alanlar var. Bu dar alanlardan da geçiyoruz. Kafalarımıza burada dikkat etmemiz gerekiyor. Az önceki geniş alanlardan sonra bu dar alanlar da gayet etkileyici, güzel. Işıklandırmalar çok güzel yapılmış. Tabii nefes nefese kaldık. Çünkü büyük bir merdiven çıktık. Hala da çıkmaya devam ediyoruz. Şu anda 3. kata çıkıyoruz. Mağaranın 3. katına. Evet, bir başka ilginç bölüm daha. Burası muhtemelen havalandırma boşluğu. Doğal olarak kullanılan. Yok, üstü kapalı. Üstü kapalı. Evet, harika bir bölüme geldik. Burası Dupnisa mağarasının en güzel bölümlerinden bir tanesi. Evet, peri bacaları gibi aynı.
çok benziyor. Şekiller. Doğal bir mağara bu arası. Bir Kapadokya'daki gibi Derinkuyu mağarası gibi oyma bir mağara değil. Burası tamamen %100 doğal bir mağara. Ve harika. Gerçekten de. Daha içinde bu mağaranın çok büyük bir göl olduğu biliniyor. Fakat bu göl turizme kapalı, yani ziyarete kapalı olan bölümde şu anda. Bu yüzden göremiyoruz. Gerçekten harika görüyorsunuz. Evet, bu arada mağarada 18 tür 60 binin üzerinde yarasa bulunuyor. Tabii mağara turizme açıldıktan sonra bu yarasaların daha insanlardan uzak kısımlara geçtiğini görüyoruz. Ama tek tük hala etrafta yarasalar görmeniz mümkün. Biz gördük ama videoyu yakalayamadık. Evet, inişe geçiyoruz. İniş de gayet tehlikeli. Çünkü merdivenler kaygan. Buraya çok kayan bir ayakkabıyla gelmek çok mantıklı değil. Görüyorsunuz, bu aralardan geçiyoruz. Kafalarımıza da dikkat etmek zorundayız. Çünkü bayağı sivri yerler var. Ama çok güzel, kesinlikle gelin. Bence bu tarafa yolumuz düşerse kesinlikle gelmeniz gerekiyor buraya. Kaçın, kaçın, geliyor, kaçın. 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 Canavar geliyor. Kaç. Koş. Canavar geliyor, koş. Koş, koş, yakaladı.